Herkese merhaba gezegen halkı. Umarım çok iyisinizdir. Umarım mod olarak, motivasyon olarak mükemmelsinizdir arkadaşlar. Evet, son 3-4 güne girmiş bulunmaktayız resmi olarak ve hani yani çok hızlı geçti zaman. Hani karantina başlangıcı falan filan. O aralar işte sınava 4-5 ay vardı, belki 3-4 ay vardı. Ve belki de göz açıp kapayıncaya kadar 3-4 güne geldik ve hani artık emeklerimizin karşılığını almanın vakti arkadaşlar. Umarım sınavda bizim için iyi geçecek ve umarım hedeflediğimiz bölümlere, hayallerimize birlikte kavuşacağız. Ama bundan önce atlatmamız gereken bir 3-4 gün var ve emin olun bu 3-4 gün belki de o 3-4 ay gibi gelecek size. Çünkü geçmeyecek, yani geçmek bilmeyecek. Her çözdüğünüz deneme size çok büyük bir moral ve motivasyon kaybı olarak geri dönebilecek, yani bazı durumlarda tabii ki. O yüzden hani çok dikkatli olmanız gereken bir 3-4 gün. Öncelikle bu 3-4 günde hiçbir şekilde ne basketbol ne futbol, zaten karantinadan dolayı oynamıyorsunuzdur da hani belki bazılarınız hani bir şey olmaz deyip evinin aşağısındaki basketbol sahasına kafa dağıtmak için inebilir. Hani hiçbir şekilde sakatlanma olasılığı olan, düşme olasılığı olan, hani hiçbir şekilde hiçbir spor yapmayın bence bu 3-4 gün. Hatta son bir hafta olarak düşünebilirsiniz bunu ama o zamanlar aklıma gelmemiş, demek ki söylememişim. Ama bu 3-4 gün özellikle yapmayın yani, kesinlikle. Çünkü mesela top elinize bir dik gelse, kalem tuttuğunuz üzere, bitti. Hani anladın mı? Bitti yani. Bütün emekler gitti. O yüzden hani bir şey olmaz demeyin. Siz tedbirinizi alın. Ondan sonra bunun hakkında konuşuruz zaten. Onun dışında bu 3-4 günde hani bunu daha önce de söylemiştim ama hani kaçta kalkacaksınız sınavda? O saatte kalkın. Sınav sabahı ne yiyecekseniz onları yiyin. Yani bunları artık kesinlikle hani şey yapmayın, geçiştirmeyin. Hani aman ne olacak ya demeyin yani, anladın mı? Hani bunlar artık böyle must şeyler, yapmak zorunda olduğunuz şeyler ve ileride çok pişman olursunuz bunları yapmazsanız. O yüzden bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Onun haricinde işte bak, beni daha önce dinlemiş olanlar burada çok büyük bir avantaja sahip olacaklar. Bu 3 gün, son 3 yılın TYT'sini, son 2 yılın TYT'sini çözün bu 2-3 gün. Yani çıkmış soruları bu zamanlarda çözün ki bu sorulara benzer soruları daha önce gördüğünüz için moral bozma ihtimali çok düşük olacaktır. Yani yüksek yapacaksınızdır ve hani iyi gelecektir sonuçlar. O yüzden de moraliniz yüksek olacaktır. Ama siz çıkmış soruları başka YouTuberlarla daha önce çözdüyseniz eğer, işte o zaman birazcık işiniz şansa kaldı demektir. Çünkü hani çözdüğünüz bir deneme belki size ters gelecek veya moralinizi bozabilecek. O yüzden biraz sıkıntı olabilir ama yine de hani moral bozmayın. Hani denemeler kötü gelse bile. Sonuçta hani denemem denemeye durum değişebilir. Ama işte çıkmış soruları çözenler, özellikle mesela son gün 2019 TYT'yi mis gibi çözeceksiniz. Güzel bir net yapacaksınız, hiç yapmadığınız güzel bir neti. Ve sınava o moralle gireceksiniz. Yani ben mesela 158 yapmıştım 160 soruda. 2 boşum vardı sadece. Yani düşünsenize, sınava girmeden sınavı fulluyorsunuz. Sadece 2 boşunuz var. Hani böyle bir motivasyonla sınava girdiğiniz zaman 158, yani 120 soruda diyelim ki 118 yapacağınıza inanarak sınava gireceksiniz. Sınavı fulleyebileceğinize inanarak sınava gireceksiniz. İşte o yüzden çıkmış soruları bu zamana bırakmak bence çok önemliydi. Neyse, sonuçta iş işten geçti. İnşallah bırakmışsınızdır bu zamana ve güzel bir şekilde son gün bunu çözersiniz. Onun dışında yine beni dinleyenler bu aralar, yani son böyle bir 3-4 haftada çözdüğü denemelerdeki güzel soruları yapıştırmıştı bir deftere. Hatırlıyor musunuz? Bir hata defteri yapmıştık ve altına çözümlerini yazmıştık. Bunu neden yapmıştık? Yani neden tüm seneki hata defterimizi kullanmamıştık da son bir aydaki hata defterimizi kullanmıştık? Çünkü son bir ayda zaten eksiklerimizi iyice kapattığımız için oradaki yanlışlarımız bizim için önemliydi. Çünkü biz o denemelerde yaptığımız yanlışları gerçek sınavda karşımıza çıktığında, "Aa, ben bunu denemede yanlış yapmıştım. Şu denemede yanlış yapmıştım." diye hatırlayabilecektik. İşte o yüzden o hata defterine bu son 3 günde hatfetmeniz gerekiyor. Güzel bir şekilde baştan sona o sorulardaki yanlışlarınızı, çözümlerinizi güzel bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Emin olun oradan bir iki soru sınavda gelecektir. Bak, emin olun. Emin olun yani. Ben de bile gelmişti yani. Öyle söyleyeyim size. Bir hata defteri de çok yapmamıştım yani. Çok böyle umursamamıştım. Umursasaydım belki de çok daha iyi yapacaktım yani. Onun dışında moral bozmak yok. Tamam?
Moral bozmak yok. Kimseyle iletişime geçmek yok. Bunu zaten çok fazla söyledim. Ama yine söylüyorum eğer o videoları izlemediysen. Annenle babanla bile eğer moralini bozma ihtimali varsa diyeceksin ki anne baba benimle bir iki üç gün çok fazla sınavla ilgili konuşma. Tabii ki bunu kibar bir dille söyleyeceksin. Bağırma çağrı değil. Hani kavga olayına pek girmeyin. Yani işte laf yetiştirmeye çalışmayın. Kim ne derse desin. Evet aynen sen haklısın de geç. Yoksa en ufak bir polemik bile seni strese sokar. Belki uyku düzenini bozar. Yani hiç gerek yok. Sen makine gibi olacaksın bu 3-4 günde. Sınava odaklı olacaksın. Sonuca odaklı olacaksın. Güzel bir şekilde o sınavı atlatabileceğine inanacaksın. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Onun dışında başka belirtmek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Uyku düzenini söyledim. Zaten uyku düzenini zaten daha önce söylemiştim ama bundan sonra kaçta yatacaksan, sınav sabah kaçta kalkacaksan ona göre yat, ona göre kalk. Bunu dedik. Kahvaltıyı dedik. Moral olayını dedik. Çıkmış soruları dedik. Son güne geldiğinde de son gün bence sadece 2019 TYT'yi çöz ve olayı bitir. Yani ondan bir gün önce hata defterini hatmetmiş ol. Sabah 2019 TYT'yi çöz. Yanlışlarına böyle bir bakarsın. Sonra da bu olayı bitirirsin abi. Çok da fazla bir şey yapmana gerek yok. Yani onu 15 geçe başladın, 12.30'da bitirdin. Yanlışlarını kontrol ettin. Mesela bu iş en geç 1.30, 2'de bitirmiş ol. 1.30, 2'de artık senin için her şey bitmiş olsun. Sadece sınava odaklan. Derin bir nefes al ve keyfini çıkar. Her şey bitti artık. Bütün bir yıl çalıştın ve artık bunun karşısına almanın vakti geldi. Zaten bununla ilgili son bir kez seninle konuşacağım. Bir motivasyon videosu geçen seneki gibi çekeceğim. Umarım hepimiz emeklerimizin karşılığını sınavda alırız ve o güzel hayallerimize kavuşuruz arkadaşlar. Yani bu bir yıl boyunca sizlerle çok fazla olmaya çalıştım. Bazen ara vermiş olduk, bazen çok fazla birlikte olduk. Bir şekilde bir etkileşimde bulunduk. Bazen canlı yayınlarda, bazen videolarda. Bazen de işte Instagram'da hikayelerde eğlendik birlikte. Belki de birlikte ağladık bazen. Ben sizinle geçirdiğim bu süreden gerçekten keyif aldım. Umarım siz de keyif ve en önemlisi verim almışsınızdır. Yani ben sizi seviyorum. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur arkadaşlar. Umarım hiçbirinize bir daha görüşmeyi istiyormuşum. Görüşmeyizden kastım bu kanalda görüşmeyiz. Çünkü burası daha çok ders içerikleri çektiğim için. Hani umarım hiçbiriniz mezuna kalmazsınız. Ve Kitapla Randevum YouTube kanalında görüşürüz. Orada daha çok böyle değişik içerikler çekiyorum bildiğiniz gibi. Ona da ağırlık vereceğim bu arada. Bundan sonra orada görüşürüz. Oradaki canlı yayınlarda birlikte oluruz. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi sevin. Kendinize güvenin. Ve moral bozmayın. Yarın görüşmek üzere.